Aynı noktada da her opsiyondaki gibi, her ilimizde, ilçemizdeki gibi baskılar yüksek seviyede. Yani halka her türlü caydırma şeyi, yani doğruyu saklama, doğruyu gizleme, doğruyu gizleyip de halkı yanlış yönlendirme, hani her türlü baskıyla köylüleri herhangi, yani her türlü, işte yer, arkadaşın da az önce dediği gibi, yerine bize oyunu bize vermezsen yerlerin sürülmeyecek, hayır sürdün alınmayacak. Hani her türlü halkı bunaltma, yönlendirme, yanlış yönlendirme, hani her türlü karalama kampanyası, bizim adımıza karalama kampanyaları, işte bunlar gavur partisindendir, bunlar Türklüğü bölücüdür, bize her türlü karalama kampanyası, hani bunlar savaşta her şey mübah diyerek tüm kirli yolları, tüm kirli kirli işleri siyasette kullanıyorlar. Maalesef her türlü üzerimize gelerek, hani her türlü baskıyı göstererek, halkımızı caydırmaya çalışarak, halk gerçeği halktan saklayarak. Hani şöyle bir şeyde de yaşıyoruz maalesef. Yiğitliğin, mertliğin, fakirliği bunları öldürdüğü bir şeydeyiz. Fakirliğin, yiğitliği, mertliği öldürdüğü bir ildeyiz, bir ilçedeyiz. Yani maalesef öyle bir durumdayız şu an. Adamlarımız, insanlarımız o kadar maddi olarak zor durumda ki, yani bunlar küçük bir maddi destekle halkımızı yanlışa itiyorlar, kötüye itiyorlar, halkımızı düşünmemesini sağlıyorlar. Halk düşünmesin, halk 4 sene ne olacağını düşünmesin. O dönemde, hani o dakikada 20, yani bir içkiyle, bir yemekle ya da 3-5 kilo erzakla alsın bunu evine götürsün, o akşam yemeği olsun ama 4 sene sonrasını düşünmesin. Yani onlar bunu istiyor. Birkaç günlük menfaat için 4 yılını satmasın halkımız. Halkımıza ben bunu söylemek istiyorum. Hani umutla baksın geleceğe, umutla düşünsün. Hani geleceğini düşünsün, 4 yılını düşünsün. 4 günlük menfaat için 4 yılını satmasın. Hani bu çok önemli. Halkımız bunu düşünsün, düşünerek sandığa gitsin. Hani bu sefer alternatifi var, bu sefer seçim hakkı var halkımızın. Hakikaten ilk defa diyebilirim, halkımızın bir seçim hakkı var. Bu sefer tek değiller, yani biz de varız. Bunu da göz önünde bulundursun halk, sandığa gittiğinde düşünerek oyunu kullansın. Şimdi benim Ardino'da, hani Eğridere'de, ilçemde şöyle bir durum var. Hani ben ilçenin başkanı olarak, temsilcisi olarak diyeyim daha doğrusu, şunu söyleyebilirim. Nasıl bir durum var? Bizde hani işler dayağı kadar varmadı. Fiziki müdahaleye kadar varmadı. Ama bizde işler maddi baskı üzerinde. Örneğin yerel seçimde bana destek olmuş bütün köy muhtarlarım, köylerde beni temsil etmiş, benim için çalışmış, benim için oyunu kullanmış insanların hepsine seçimden sonra bugüne kadar büyük bir baskı var. Örneğin belirli köylerde hepimizin de bildiği gibi o zelenavene, yeşillendirme, bilmem ne çalışmalarında hani fonlardan gelen paralarla geçici işçiler alınıyor. Bir yıl işçi alınıyor. İşte ondan sonra 3 ay, 5 ay, yarım yılda bürodan para alıyor. Hani 1,5 yıla kadar, bir yıldan 1,5 yıla kadar bir geçici görevlendirme var. Yani bunlar nasıl oluyor? Gidiyorsun bürodan, iş ve iş bulma kurumundan müracaatını yapıyorsun. Sana bir tane kurs bitirtiyorlar. Eğitim seminerlerinden geçiyorsun. Kursunu bitiriyorsun. O kurs bittiğinde seni belirli köyde, sıra sana geldiğinde seni almak durumundalar. Seni işe başlatmak durumundalar. Maalesef bunları yapmadılar. İşe başlatmadılar. Bizde destek olmuş insanlar kursunu bitirmiş. Onlardan 3 ay, 5 ay, 1 yıl sonra kurs bitirenler işe geldi. Bizim insanlarımız hala işe alınmadı. 1,5 yıl geçti. 1,5 yıldan beri kursları bitmiş. Hazır halde insanlar bekliyor. İnsanlar işe alınmadı. Açık açık köy muhtarları, DPS'nin muhtarları, Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin muhtarları da açık açık söylüyor. Sen oyunu bize vermedin, sen Kasım Dal'ı destekledin, sen Ferdi Yakup'u destekledin Ardino'da. Bu yüzden sana oy, sana iş yoktur. Hani sana iş vermeyecek, hiç bekleme. Hani açık açık da söylüyor bunu köy muhtarları. Yani halkımızı her türlü, az önce dediğim gibi, tüm kirli işleri kullanarak savaş, onlar artık bize savaş bayrağını çekmiş durumdalar. Savaşta her şey mübahtır deyip de hani her türlü kirli işlerle halkımızı, bizi caydırma politikası, baskı ve benzeri eylemlerde bulunuyorlar. Her şeye rağmen biz halkımıza şunları anlatmak istiyoruz. Diyoruz ki biz Türk hükümetinin, Türk devletinin desteklediği bir oluşumuz, desteklediği bir partiyiz. Biz ilk önce
hani ne yapacağız dediğimizde şunu, hani ilk önce biz bölgemizi, ben ülke genelinde konuşamam, Kırcaali ili için konuşabilirim, Ardahan ilçesi için konuşabilirim. İlk önce kendi bölgemizi kalkındırma çalışmalarında bulunacağız. Nasıl mı? Hani buraya çeşitli çeşitli Avrupa'nın, Türkiye'nin ve güçlü ülkelerden güçlü yatırımcılar çekerek, buralara fabrikalar kurdurarak halkımıza ilk önce maddi destek, yani iş sağlayacağız. İş olduktan sonra her şeyin altası gelecek. Eğitim seviyesi yükselecek. Üniversite okuyan Türk gençleri çoğalacak. Hani 1, 2, 3 değil köylerden onlarca çocuğumuz üniversite okuyacak inşallah, ama bunlar her şey maddiyata bağlı. Az önce de dediğim gibi ilk önce iş yerleri açacağız Allah'ın izniyle. Yatırım hani Kırcaali ilimize yatırımları çekeceğiz. Eğitime de, sağlık seviyesi de, eğitim seviyesi de, insanımızın, halkımızın her bir seviyesi yükselecek inşallah. En önemli şey de şu. Herkes hak ettiği yerde olması gerek. Neden? Nasıl mı? Yani bir üniversite mezunu bir ilkokul mezununun altında çalışmayacak. Partinin çıkarı sayesinde bunlar oluyor. Mesela sen partiye hizmet ediyorsun, sen ilkokullusun ama adam üniversiteli, belirli bir siyasi görüşü var. Sen onu hizmet etmiyor sana diye işe almıyorsun, dışarıda geziyor ama senin sana hizmet etmiş diye ilkokul mezunu çok yüksek seviyelere işe getirebiliyorsun. Hani böyle ayrımcılıkları engellememiz gerek. Engelleyeceğiz de Allah'ın izniyle inşallah. Son olarak da şöyle seslenmek istiyorum seçmenimize. Hani bu dava hepimizin davası. Bu dava sadece Kırcaali'de değil, Dereormanı'nda değil, tüm yurt dışında da dahi, bizi yurt dışında da izleyen ya da bizim seçmenimiz, Bulgaristan seçmeni olan tüm arkadaşlarımıza buradan sesleniyorum. Bu dava hepimizin davası. Buradan tüm partilere sesleniyorum. Her partinin içinde temiz insanlar var. Buyursunlar, gelsinler, herkese kapımız açık. Temiz insanlar, Türklüğe karşı çalışmamış insanlar, totaliter rejimde 89 yılına kadar mezar taşı kırmamış, eşarpları, şalvarları yırtmamış, temiz insanlara kapımız sonuna kadar açık. DPS'den de olsun, buyursun gelsin. Benim bildiğim, Arduino için söylemem gerekirse, bildiğim çok temiz DPS'nin köy muhtarları var. Sizlere kapımız açık, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Buyurun, gelin, hep birlikte bu davamızda birlikte savaşalım, birlikte bir yerlere gelelim, birlikte başaralım bu işi. Allah'ın izniyle inşallah hep birlikte başaralım. Buyurun, gelin. Totaliter rejimde Türk halkına karşı çalışmamış insanlara, KGB ajanı, Bulgaristan istihbaratına çalışmış veya KGB'ye çalışmış ajanlara kapımız sonuna kadar kapalıdır. Onlar da bizim bir alıp vereceğimiz yok. Onlar bizim partimizde, bizim yanımızda, bizim insanımızın arasında olamaz. Bizim savaşımız onlara karşıdır. Temiz olan insanlar, onlara karşı düşünce taşıyan insanlar buyursunlar, gelsinler. Temiz insanlara partimizin kapısı sonuna kadar açıktır. Bu seçimde halkımızın önünde iki seçenek var. İki seçenek. Birisi ya Türkiye'nin desteklediği temiz, ajansız, tertemiz bir oluşum olan yeni partiye destek vermek. Diğeri de ajanlara, Rus ajanlarına, KGB ajanlarına, şalvar yırtanlara, mezar taşı kıranlara, camiyi kapatanlara, Türkçeyi yasaklayanlara oy vermek. Diğer tarafta da temiz, Türkiye'nin desteklediği yeni partimize, yeni oluşumumuza oy vermek. Herkes düşünsün, şurasında duygusu olan, burasında beyni olan düşünsün, taşınsın, seçimini ona göre yapsın.